Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyadan derleyip toparladığım haberlerin önce özetleri sonra derinlemesine konular. Türkiye Amerika'ya solunum cihazı, ventilatör cihazı parçası satacak. Büyüksün Uganda, büyüksün Küba mı diyorduk? Yok yok. Büyüksün Türkiye. Rusya'dan gelen ilginç korona haberi. Rusya'da 15 bin asker geçit töreni provasına katıldıktan sonra topluca garantine alındı. Putin apar topar bütün resmi törenleri iptal etti. Irak'ta aylardır kurulamayan hükümet sonunda kurulmak üzere. Irak'ta Türkmenlere bakanlık verilecek mi? Rumlar artık pes etti. SİHA'larımız Kıbrıs'ta, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de Rumların başını döndürmeye devam ediyor. S-400'lerin aktive edilmesinin koronadan dolayı ertelendiği iddia edildi. Acaba sebep korona mı, İdlib mi yoksa F-35 mi? Türkiye Yunanistan'dan adaları geri alabilir. Bu iddia gündeme bomba gibi düştü. Hem Türk medyasında hem de özellikle Yunan medyasında ortalık birbirine girdi. Yunan bir tutuştu, pir tutuştu. Geliyoruz sirtaki kafalar, geliyoruz. Hafter'in yüreğini ağzına getiren tatbikat Hafter Türkiye Akdeniz üzerinden bizi F-16'larla vuracak bunun tatbikatını yaptığı çıkışı olabilir Hafter olabilir önce prova sonra gerçeği Suud'un Bahen'in yüreğini ağzına getiren iddia Türkiye Yemen'e de müdahale edecek mi? İddia Hafter'in sözcüsü Mismari'den Türkiye Libya'dan sonra Libya'da bizi hallettikten sonra Yemen'e girecek. Vay mismari vay. Vay hafter vay. Bu ne korku. Çin'de ortaya atılan iddia Çin devlet başkanına ve eşine darbe yapıldı. Ortadan kaldırıldı. Derin devlet. Çin derin devleti tarafından ortadan kaldırıldı iddiası. Tüm bu konular için buyurun videoya dostlar. Dün akşam Erdoğan ve Trump telefonla bir görüşme yaptılar. Bu görüşmeden sonra Türkiye'nin Amerika'ya solunum cihazı parçası, ventilatör cihazı parçası satacağı iddia edildi. Türkiye'nin elinde bolca bulunan bu parçadan Amerika'da büyük sıkıntı yaşanıyor. Amerika Ford ve Elon Musk'ın firması üzerinden üreteceği ventilatör cihazlarına bu parça olmazsa olmaz. Amerika'da bu parçanın büyük sıkıntısı yaşanıyor. Türkiye ise bu parçanın stoğunu aylar önce yapmıştı. Dünkü yapılan Erdoğan Trump görüşmesinden sonra Türkiye'nin Amerika'ya ventilatör cihazı ihraç edeceği iddia edildi. Solunum cihazı parçasını veririz. F-35'imizi alırız. Dünyada olmaz denen her şey oluyor. Dünyada devasa ülkeler, büyük gelişmiş ekonomiler hepsi patır patır dökülüyor. Dün yaşanan ve bugün hala devam eden Amerikan petrolünün ilk defa tarihte sıfırın altına eksilere düşmesi ve yaşanacak diğer olayların da ne olacağının kestirilememesi Artık dünyada 2020'den sonra her şeyin eskisi gibi olmayacağının bir işareti. Eski Türkiye yok, eski Amerika olmayacak, eski Çin olmayacak, eski Rusya olmayacak, eski Avrupa olmayacak. Yeni birliktelikler, yeni güçler, yeni dengeler oluşacak. Bu güçlerin göbeğinde ise, bu güçlerin en güçlüsü ise inşallah Türkiye olacak. Birileri Uganda'yı övsün, birileri Küba'yı övmeye devam etsin. Türkiye hem kendisine yetiyor hem de devasa sözde büyük ülkelere, gelişmiş ülkelere yetiyor. İngiltere ağzı açık şekilde Türkiye'den gelecek yardımları bekliyor. İngiliz medyası, İngiliz basını bu konuyu 2 gündür 3 gündür işliyor. Türkiye bize sağlık noktasına yardımda bulunmazsa işimiz zor köşeye sıkıştık diyor İngiliz basını. Amerika'da Trump da köşeye sıkıştı. Trump, evangelist Trump küreselcilerin büyük oyununa geldi. Sizler önceki videolarda anlatmıştım. Amerika iç savaş yaşarsa hiç şaşırmayın. Amerika'da eyaletler birbirine girmek üzere. Bu değişen dengeler, bu değişen konjektürler üzerinden insanın aklına gelmeyen şeyler geliyor. Belki bu yaşanan korona krizinden sonra Türkiye F-35'lerini alacaktır. Belki Türkiye İngiltere ile farklı bir savaş jeti programına katılabilir. Nasıl? Türkiye zaten kendi yerli ve milli TFX'ini üretecek. İngiltere teknoloji aktarımı noktasında Türkiye'ye yardımcı olabilir. Olmaz denen her şey olur. Öyle günlerden geçiyoruz. Bu imkansızdır denilen her şey artık imkanlı pozisyona geliyor. Bakacağız, göreceğiz. Rusya'dan ilginç haberler geliyor. Rusya'da 15.000 asker zafer geçit törenine katıldılar. Bu geçit töreni provasından sonra 15.000 asker olduğu gibi komple garantine alındılar. Sebep içlerinden bazı askerler koronavirüslüydü ve diğer askerlere bulaştırdı. Bu olaydan sonra Putin apar topar bütün törenleri, bütün geçit törenlerinin hepsini iptal etti. Amerika'da petrol fiyatı düşer de Rusya'da petrol fiyatı düşmez mi? Rusya'da da petrol fiyatı düşüyor. Arabistan battı, batıyor. Petrole olan ihtiyaç günden güne azalıyor. Rusya bir yandan koronavirüs, bir yandan petrol fiyatlarının düşmesi Rusya'da hiç iyi günler beklemiyor. Irak'ta hükümet kurulmak üzere Irak'ta Türkmenlere bakanlık verilecek mi? Önceki hükümeti kurmakla görevlendirilen milletvekilli hükümeti kuramayınca bu görevden vazgeçmişti. Irak'ın Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı hükümeti kurmakla görevlendirildi ve hükümeti kurmaya çok yakın olduğu açıklandı. Önceki hükümette Türkmenlere bir bakanlık verildi diye ortalık kalktı kalktı oturmuştu ve hükümet kurulamamıştı. Bakalım bunda Türkmenlere bakanlık verilecek mi? Şu an için net bir durum ortada yok. Takipteyiz. TB2 Bayraktar SİHA'larımız Kıbrıs semalarında Akdeniz Doğu Akdeniz semalarında Barbaros'u Yavuz sondaj gemisini korumaya ve onun etrafında tehlike var mı yok mu gözlemlemeye devam ediyor. Bayraktar TB2'lerimizin ihalarımızın SİHA'larımızın Kıbrıs semalarında uçması artık Rumları yeter diyecek pozisyona getirdi. Rumlar artık size yetişemiyoruz. Yeter yapmayın. Çünkü İtalya, çünkü Fransa, çünkü Amerika, çünkü Yunan, çünkü İsrail Kıbrıs Rumlarını tek başına ortada bıraktı. Kıbrıs Rumlarının korkusu şu, Türkiye İtalyan Eni firmasının, Fransız Total firmasının ve Amerikan Exxon Mobil firmasının bıraktığı parsellere Türk sondaj gemileri gidip sondaj faaliyetleri yürütecek. Şu an oralarda ne İtalyan'ı ne Fransız'ı ne Amerikası bulunmakta. Hepsi sondaj faaliyetlerine ara verdi. Amerika 12 ay boyunca bu sondaj faaliyetlerini ertelediğini duyurmuştu. Sizler önceki videolarda haberini yapmıştım. Hele ki dün yaşanan petrol fiyatının eksiye düşmesi bu dev firmaların Türkiye. İnşallah bu petrol parsellerinde doğal gazımızı, petrolümüzü bulacak ve inşallah 2020'de Türkiye'ye mutlu ve kutlu haberleri verecek. Eşmeye ha baba ha deşmeye devam. Yavuz'a, Barbaros'a, Kanuni'ye, Fatih'e selam olsun. Reuters'ın yaptığı açıklamada S-400'lerin aktive edilmesi koronavirüsten dolayı ertelendiği iddia edildi. Uluslararası Haber Ajansı'nın işlediği bu konu akıllara şu soruyu getirdi. S-400'lerin Nisan ayı içerisinde aktive edileceği defaatle vurgulanmıştı. Bu aktive edilmenin ertelenmesinin altında esasen koronavirüs mü yatıyor yoksa Rusya ile sıkıntı yaşadığımız İdlib meselesi mi Suriye meselesi mi? Ya da diğer bir iddia Türkiye F-35 programından tamamen çıkmak çıkarılmak istemiyor. Türkiye Patriot'tan vazgeçmedi. Türkiye Amerika ile olan İlişkisini tamamen bitirmek istemiyor Bu bağlamda kapalı kapılar ardında Telefon diplomasisi devam ediyor Bir yandan Amerika Bir yandan Rusya Bir yandan Türkiye S-400 konusu nereye varacak Bakacağız göreceğiz takipteyiz Türkiye Ege Adalarını geri alabilir Yunan bu iddiayla çalkalanıyor Yunan bir tutuştu Bir tutuştu Yunanistan, Lozan ve Paris antlaşmalarını ihlal etti. Bu bağlamda 23 adanın devir şartı ortadan kalktı. O adalar artık Yunanistan'ın değildir iddiası Yunan'a yetti. Bu iddiayı ortaya atan kim? Bu iddiayı ortaya atan Türkiye Libya MEP antlaşmasının mimarı. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tüm General Cihat Yaycı. Cihat Yaycı yeni çıkardığı kitabında bu konulara özellikle değindi. Doğu Ege Adaları 12 adalar Rodos'ta içinde Meis Adası Yunanlıların bu adaları silahlandırmasından sonra artık o antlaşmalar kadük oldu. 1923 Lozan Antlaşması, 1947 Paris Antlaşması artık kadük oldu. Geçerliliği kalmadı. Ege Adaları noktasında geçerliliği kalmadı. Türkiye Yunanistan'dan bu 23 adayı geri alabilir. Yunanistan'ın bu adalarda 50 veya 100 bin arası asker barındırdığı iddia edildi. Yunanları her zaman sinir eden, Yunanların her zaman çılgına çeviren tüm General Cihat Yaycı, Libya Türkiye MEP Antlaşması'nın mimarı, Ege Adaları noktasında da ortaya Yunan'ın aklını başından alacak iddialar attı. Olmaz olmaz deme. Olur. Her şey olur. Ne diyoruz? Sizler o adalarda, Ege adalarında işgalcisiniz. Oralarda geçici oturuyorsunuz ey sirtaki kafalar. Elbet o adalara geri geleceğiz. Elbet Girit'e geri geleceğiz. Elbet Rodos'a geri geleceğiz. Oralar bizimdir. Oralar ata toprakları. Hafter'in yüreğini ağzına getiren tatbikat. Geçtiğimiz günlerde Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri aniden Akdeniz, Doğu Akdeniz, Libya semalarında çok büyük bir tatbikat gerçekleştirmişti. Sizlere bu tatbikatı anlatmıştım. Ya büyük bir tatbikat yapıyoruz ya da Halter'in şalterini kapatmaya gidiyoruz demiştim. Halter, Hafter herhalde bu mesajımı duydu, herhalde bu videoyu izledi. Hafter'in sözcüsü Mismari yaptığı açıklamada Türkiye Akdeniz üzerinde F-16'larla atacağı füzelerle bizi vuracak bunun provasını yaptı dedi Mismari. Ayrıca bunun paralelinde Mismari'nin yaptığı bu açıklamanın paralelinde de Yunan medyası bir konuya değindi. Yunan medyası şunu işledi. Türkler bize ağız tadıyla bir Paskalya kutlatmadı. Yunanların Paskalya bayramı vardı. Türkiye'nin bu ani tatbikatına Yunan Hava Kuvvetleri ve Yunan Deniz Kuvvetleri hazırlıksız yakalanmış. Niye ala ki? Herhalde hepsi uzoyu içti. O yan gel yatıyorlardı. Kafalar 1 milyon. Hatta Yunan Hava Kuvvetleri, Yunan HSS'lerini, hava savunma sistemlerini dahi aktifleştiremeden Türk F-16'ları Yunan hava sahasını ihlal etmiş ve geri Türkiye'ye dönmüş. Yunanlar da daha düğmeye basacak da HSS'leri aktif hale getirecek. Bekle baba bekle. Sizde bu kafa varken, sizde uzolar varken, sizde sirtakiler varken biraz zor yaparsanız. Oyna Türkiye. Geleceğiz Hafter, geleceğiz Mismari. Bu sadece sana bir fragmandı. Her zaman ne derler? Önce tatbikat, sonra hakikat. Türkiye Yemen'e askeri müdahalede bulunacak mı? Bu iddia Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bayen'in ve Suud'un aklını başından alıyor. Yüreğini ağzına getiriyor. İddia Hafter'in sözcüsü Mismariden Türkiye, Libya'da bizi düşürdükten sonra, Libya'yı ele geçirdikten sonra sonraki hedefi Yemen'dir diyor. Mismari bu sözü boş yere söylemiyor. Mismari bu sözü söyleyerekten Suud'un ve Ba'in'in desteğini daha da çok almak istiyor Libya noktasında. Türkiye Yemen'e asker gönderir mi gönderir? Göndermez mi göndermez? Şimdilik göndermez. İlerleyen zamanda inşallah Mismari şunu iddia ediyor. Türkiye ÖSO Suriyeli savaşçıları onların deyimiyle Özgür Suriye ordusu askerlerini Libya'da bize karşı savaştırıyor. Burada başarıyı elde ettikten sonra buraları tamamen Libya'yı tamamen aldıktan sonra bu ÖSO Suriyeli askerleri Yemen'e gönderecek. 5000 dolar maaş vererek oraya gönderecek diyor Mismari. Tabii bu iddiaya Yemen medyası gülüyor. Niçin gülüyor? Çünkü Yemen halkı Türkiye'yi bekliyor, Türkleri bekliyor, Türkleri seviyor, Türkleri istiyor. Yeter ki Türkiye Yemen'deki halka desin ki Türkiye Yemen'e geliyor. Savaşmaya hazır mısınız? Yemenliler Yemen'in önemli bir çoğunluğu, özellikle Aden bölgesindeki halk savaşmaya hazır. Yeter ki Türkiye gelsin, yeter ki Türkler burada olsun, bizim başımızda olsun. Türkiye bu zamanda Yemen'e asker göndermeli mi? Hali hazırda sivil toplum kuruluşlarımız Yemen'de çalışmalarını, faaliyetlerini yürütüyor. Oradaki halka yardımlarda bulunuyoruz. Askeri noktada şimdi Yemen'e gitmeyiz diye düşünüyorum. İlerleyen yıllarda Yemen gözükebilir. Önce halkla iç içe girmeli. Önce halka Türkiye'yi, Türkleri iyice bir tanıtmalı, hatırlatmalı. Aradan yıllar geçti. Türk'ün merhametini, Türk'ün iyilikperverliğini Yemen halkı zaten biliyor. Yeni nesle bunu tekrar hatırlatmalı. Bayenin, Suud'un ödü patlasın dursun. Türkiye elbet oralarda gelecek. Her şeyin vakti var, zamanı var. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.